şeyin açısından. Umarım gerek kalmadan çözeriz. Evet, inşallah. Arkadaşlar zip. Gösterebilir aslında, basit bir tutum. Yeter ki önemli olan burada sizin daha sağlıklı koşullarda çalışmanız. Hak ettiğiniz hakları alabilmeniz için biz de sizin bu haklı mücadelenizin yanınızdayız. Sendikal en doğal haktır, en yücedir ve bir özgürlüktür. Biz bunun bilincindeyiz ve her türlü sendikal eylemin de her zaman için yanında yer almak istedik. Burada işten ayrılan arkadaşların bizim aldığımız bilgilere göre sendika üyesi olduğundan dolayı böyle bir çıkış işleminin gerçekleştirdiğini duyduk. Ve eğer ki bu söylemler doğruysa hiçbir şirket yöneticisine ve işletme yöneticisine böyle bir şey yakışmaz. Sercan Başkan'la yolda gelirken konuştuk. Size gerekli olan tüm desteği sağladığını, otobüs desteğini, kumanya desteğini sağ olsun Besim Dutlulu ile birlikte Sercan Okur her zaman için yanınızdaydı. Onun haricinde de istediğiniz bizim Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden ne varsa her zaman için sizin yanınızdayız ve sizinle birlikte olduğumuzu belirtmek isteriz. Manisa'mda yaşayan yaklaşık 1,5 milyon kişinin hepsi benim ablam, abim, kardeşim, evladım. Her türlü uğradıkları haksızlıkta Ferdi Zeyrek 5 yıl boyunca görev sürecinde hep karşısına duracaktır. Bu bugün Soma'da direniş olur. Yarın Soma bölgesel ısıtmada Torku eğer gerekli hizmet sağlayamazsa orada olur. Öbür gün kirlenen havada olur. Daha sonra sokak hayvanına eziyet eden bir vatandaşın karşısında olur. Ve haksızlıkların karşısında dimdik ayakta duracağız. İsteklediğini Özgür Başkanımızı da çok iyi bildik. Sizler gelmeden önce, başkan olmadan önce de her zaman desteklerinizi bu zamana kadar esirgemediğiniz için kendi adıma da, sendikam adına da, işçiler adına da çok teşekkür ederim. Bu işçilerin talebi bellidir başkanım. Burada iş sağlığı güvenliği çok sıkıntılı bir. Bir de işçilerin Soma'da havzasında bunlar 34 bin lira maaş alıyorlar. Öbür taraflarda 45'in 50 bin civarında ortalamayı tutturabilirsek işçilerin talepleri zaten bunlar. Bir de banka profesyonları hiçbir zaman almamış bu arkadaşlar. Bir de sadece 6 arkadaşımızın işe geri dönmesi. Bu sebeple zaten belli. Sözlü olarak vekilimize de söylemişler. Bizim arkadaşlarımıza da kendileri sözlü olarak söylemişler. İşte bağımsız madeni sendikasından istifa ederseniz hemen işinize başlayabilirsiniz demişler. Biz de bu arkadaşlar da biz istifa etmiyoruz. Biz sendikamızı seviyoruz. Biz sendikal mücadele, bizim anayasanın 51. maddesi çok açıktır. Buna göre de üye olduk. Biz sendikamızdan vazgeçmeyiz diye arkadaşlar. Bu şekilde biz arkadaşlarına, alt arkadaşına eyleme başladık. Alt arkadaşlar şu anda 95 kişi mi, 94 arkadaş mı? Bu arkadaşları da desteklemek için iş sağlığı güvenliğinde olmadığını söyledikleri için bu arkadaşlar da şu anda yanımızdalar. Haklı mücadelenizde nasıl 6'dan 94'e çıktıysanız yarın 90'lar 190 olur, 900 olur. Başkanımın dediği gibi direne direne kazanacağız. Başkanım. Şimdi şöyle söyleyeyim başkanım. Gerçekten bu Soma'da bunu gördük. Türkiye genelinde de bu var. Bir avuç insana bin avuç insanları köle yapmaya çalışıyorlar. İşçi sınıfıyla beraber bir avuç insana değil, herkes hakkı ettiği değeri bulsun. Her hak eden hak ettiği yerde olsun başkanım. Bizim temennimiz de bu. Bu arada bulmamız işte işten çıkavaldık. 6 kişi biz bu arada işten çıkavaldık. Totalde 100 küsur kişiyiz. O da vadeli bir şekilde. Dediğimiz gibi iş sağlığı güvenliği, maaşlarımız, promosyonlarımız verilmedi. O yüzden biz buradayız. İlk gün Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu geldi. Ondan sonra Sayın Belediye Başkanımız Sercan Oku geldi ki kendisi de söyledi. Kapıdan çivi alınmadı. Bugün de Ferdi Başkanım geldi. Allah razı olsun. Onlar bizim sesimiz, nefesimiz zaten. Önemli olan da o. Burada Fernas Madencilik'te sonder olarak çalışıyorum. Zaman oldu.
2 vardiya çalıştım. Zaman oldu 3 vardiya çalıştım. Yani biz şirket için elimizden gelen her şeyi yaptık ama şirket bizim için bir şey yapmadı. Önemli olan o. Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu geldi. Sercan Bey geldi. Şimdi Ferdi Bey geldi. Onlar geldi. Başka daha gelen olmadı yani. Bizim karşımızda jandarma bile var. Jandarma bile karşımızda. Biz şunu istiyoruz. Biz diyoruz ki Soma civarında olan madenlerdeki alınan ücretler bize verilsin. Banka promosyonları veriyorlar. Biz daha bu zamana kadar hiç almadık. Yani bunu şirket de vermiyor. Banka veriyor yani sonuçta. Onlar verilsin. İşçi arkadaşlarımız geri dönsün. Biz zaten başka bir şey istemiyoruz ki. Bir de iş aşağıdaki iş sağlığı güvenliği tedbirleri alınsın. Biz ölmek istemiyoruz. Ben Eynez'de patlama olan maden ocağında 301 canımı yitirmişim. Bir 301 daha mı yitireyim? İşten atılan arkadaşlarımızın işe geri alınması, bunun yanı sıra işte iş güvenliği önlemlerinin alınması, maaşlarımızın Soma Havzası'nda bulunan diğer madenlerle eşit duruma getirilmesi gibi nedenlerden buradayız. Şartlar yani basına ve sosyal medyaya da bıraktığımız videolarda görüldüğü üzere çok kötü. Yani herhangi bir iş güvenliği yok. Kısaca şöyle söyleyeyim, 301 faciası yaşadık. O günkü maden çalışma sistemi nasılsa bugün Fernas'ta, en azından bu madende sistem aynı. Kesinlikle ders almadık.